kurayla bilgisayarla hakemlerin seçilmesini istiyorlar bu arada. İşte bu federasyonla olacak toplantıdan ne kararlar yani çıkacak? Yani ligada gibi yapılacak. bilgisayarla şey olsun. Yani atansız hakemler bilgisayar üzerinden işte şu maça bu maça bu ee, yani o bilgisayarın kararlarına da zaten bizim başkanlarımız inanmazlar. Peki. Mesela. Hayır bilgisay zaten VAR çizgilerine inanmadıkları gibi şimdi bakın insanlar da flu ortamı seviyorlar. Daha rahat konuşsunlar diye bilgisayarı da manipüle ediyorlar diye bilgisayarı da yönlendiriyorlar diye hocam. iddialar oraya gidecek o zaman. Peki. Peki. Spor Ajansı etiketine Twitter'dan yorumlarınızı, sorularınızı bekliyoruz değerli izleyenler. Şimdi biz e, milli arada takımlar çalışmalarını sürdürürken milli ara dönüşündeki fikstürlerine bakacağız dört büyük takımın. Acaba e, kimleri nasıl mücadeleler bekliyor, hangi takımın kadrosu, hangi takımın mevcut performansı bu karşılaşmalarda neler yapabilir bunlardan bahsedeceğiz. Dediğim gibi sizlerin de yorumlarınızı bekliyoruz Spor Ajansı etiketinden Twitter'dan. Şimdi arkadaşlarımızdan rica edelim önce isterseniz... Fenerbahçe'nin e, milli araya lider giren Fenerbahçe'nin e, milli bir sonraki Kasım ayındaki milli araya kadar fikstürüne şöyle bir bakalım. E, arkamıza da geldi şimdi 17 Ekim'de Trabzonspor deplasmanıyla dönecek lige sarı lacivertli takım arkasından UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp'le karşılaşacak 21 Ekim'de. Sonra bir Aytemiz Alanya spor mücadelesi var 24 Ekim'de. Ardından iki deplasman 30 Ekim'de İttifak Holding Konya Spor 4 Kasım'da yine Antwerp'le ve 7 Kasım'da Yukatel Karsel Spor Murat Özbos'tan size döneyim. Şimdi araya lider girdi. Sakatların e, büyük bir bölümü Milyara dönüşünde takıma katılacak. Artık e, moral motivasyon anlamında da Fenerbahçe'nin belli bir seviyede olduğunu söylemek mümkün. Peki bu fikstür acaba bize ne ifade ediyor? Yani Trabzonspor tabii buradaki önemli finali evet. ki Trabzonspor için de bir e, final e, ama şu an bu takımların milli araya girmeden önceki performanslarına bakarsak Trabzonspor'un biraz daha Fenerbahçe'ye göre e, oyun olarak e, üstte olduğunu söyleyebiliriz çünkü Hı -hı. Fenerbahçe'de bir kere hala var olan bir e, sorun var bir kadro istikrarı yok ve e, bunun gerekçesi olarak da işte yapılan Avrupa maçları lig maçları. İşte 3-4 günde bir maç yapılmasından dolayı hocanın zaten geniş bir kadrosu olduğu için sürekli takımı e, rotasyona e, götürmesi. Ve bunun, bununla beraber de her ne kadar Fenerbahçe e, teknik heyeti daha doğrusu parayla kabul etmese de bir de e, Mesut krizi ya da demeyin de yani Mesut'un oynayıp oynamaması ile ilgili yaşanan tartışmalar var. Şimdi Trabzonspor maçı tabi deplasman çok zor bir maç. Ama bu arada işte e, Nazım, İrfan, Sosa, Tesirant'ın <laughs> muhtemelen dönmüş olacaklar sakat oyuncuları da ama şunu biliyoruz ki Fenerbahçe çok geniş bir kadroya sahip. Yani bu oyuncular elbette ki önemli. Dönüşleri önemli ama eldeki mevcut oyuncular da e, zaten oynayan ve takıma giriş çıkışların olduğu çok sayıda oyuncu var. Yani ben kırılma maçının Trabzonspor maçı olduğunu düşünüyorum. Yani buradan alınabilecek bir kötü sonuçtan devam edersek Avrupa maçına da yansır Alanya maçına da yansır ki çok zor bir depli şeyi var e, Trabzon Alanya zor bir rakip şu ana kadar Bülent Hoca ile maç kaybetmediler Konya, Konya Spor zor aynı Lig'in şu ana evet. kadar iyi takımlarından biri tekrar Avrupa ve e, Kayseri de mesela iyi Fenerbahçe bu süreci yani şu 1-2-3-4-5-6 maçlık süreçte e, kayıplar bana göre verebilir yani önemli kayıplar verebilir. Çünkü ben Fenerbahçe lider, buna bir lafım yok. Lider olmak önemli bir şey ama oyun olarak, oyun kalitesi olarak e, hala tartışılan noktaları oldukça fazla. Hala hocamın hocanın sistemi üzerinde yapılan tartışmalar var. İşte ama üçlü defansa devam edip işte son maçta 3-5-2'ye de dönmesi. Aa bak 3-5-2'ye de hocam dönebiliyormuş yorumlarında. Aa demek ki paralel inadından vazgeçip farklı şeylerde düşünebiliyormuş. Düşünceleri de oldu ve bu olumlu bakıldı hocanın bu değişikliğine Ama Trabzon maçı önemli bir derbi. Yani Trabzonspor maçının sonucu ve galip gelirse diyelim, bundan sonraki maçlarda hani klasiktir arkaya iyi bir rüzgar alır ve gider. Ben gideceğini düşünüyorum. Ama Trabzonspor maçında bir Fener'in şu periyottaki maçların içinde final olarak belirleyici olan Trabzonspor maçı diyorsunuz. Ahmet hocam katılır mısınız? Trabzon maçı çok önemli ama e, sonuç ne olursa olsun bence e, belirleyici dememiz için çok erken. Sevgili Murat ona hiç katılmıyorum. Yani Şampiyonluk açısından demiyorum. Sadece şu altı kırılma maç, açısından, altı yani, maç yani açısından. bakıyorum. Kırılma noktalarında biraz dikkatli olmak lazım. Ben bu konuya bakın şöyle yaklaştım hep. Fikstür çekildiği anda şöyle bir tespitte bulundum. İşte bizde herkes der ki kolay fikstür zor, zor fikstür Çekildiği anda füksürü ben şöyle okudum. Şampiyonluğu oynayan dört takım. İlk üç maçları yani ilk milli araya kadar oynayacakları üçer maçları çok zorlu maçlar değildi. Bizde zaten bir sezon hazırlıkları biraz geç başladı. İki transferler geç yapıldı. Dolayısıyla tam kadro sezon hazırlıklarına giren takım Trabzon'un dışında yoktu bile. Bütün takımlar Birinci milli aradan sonra çok zorlu bir fiksürleri var. Hı hı. Birinci milli arada fiziksel yönden form seviyelerini tamamiyle zirveye taşımaları lazım. Maksimum seviyeye ulaşmaları mümkün değil ama optimum seviyeye gelmeleri lazım. Fenerbahçe geldi mi hocam? Şimdi hiçbiri gelmedi. Trabzon'u biraz ayrı tutuyorum. İşlerinde en iyi durumda olan Trabzon'du benim görüşüme göre ki onlar da sakat, sakatlık verdiler. Fenerbahçe'ye gelmeden önce genel konuşuyorum bunu. Hı hı. Şimdi böyle olunca iki, o ilk milli ara sonrası 21 gün 7 tane maç fiziksel yönden hazır değilsen afedersin lastik patlar. Patladı zaten hepsinde. Şimdi ikinci milli aradan sonra yani bu aradan sonra eğer takımlar yine optimum seviyeye gelmezse çok büyük sakatlık riskleri onları bekliyorlar. Gelebilirler mi? Çok zor. Neden çok zor? Şimdi bir futbolcu düşünün. Sezon hazırlıklarını tam yapmamış. Lige başlamış, sakatlanmış. Sakatlandığı için de bu dönemde fiziksel antrenman yapamıyor. Hemen bu milli aradan sonra tekrar 7 gün 6 maç var. Bu 6 maçın hepsini oynama şansı yok. O yüzden hocalara düşen en önemli görev şu. Herkese bireysel antrenman programı Hı. fiziksel yönden. Futbolcunun durumunu tam tespit edecek, o futbolcuya özgü özel fiziksel antrenman programı yapılacak, maçlarla birlikte koordineli bir şekilde o futbolcuyu kullanmaya çalışacak hocalar. Evet. Böyle olursa sakatlığı önleyebilirler. Ama programlara baktığımızda da hepsini bekleyen çok zorlu program var. Trabzon evet. Avrupa'da oynamıyor. Fenerbahçe'yi ben Beşiktaş ve Galatasaray'dan biraz daha şanslı görüyorum. Şöyle. Ne açıdan? Antwerp görece Avrupa Kupası'nda Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'sından da Beşiktaş'ın Sporting'inden de biraz daha kolay takım diye düşünüyorum hmm. kendi adıma. O yüzden Yani çok yormayacaktır o, o, o yüzden Fenerbahçe şu anki gücüyle Avrupa Kupası maçlarını diğerlerine göre görece daha kolay atlatabilir. Trabzon maçı zaten dev bir maçla başlıyor bu dört maçlık periyoduna ama ligde oynayacağı Trabzon deplasman içeride Alanya, Konya deplasman içeride Kayseri dört tane çok zorlu lig maçı var. Evet. Pereira'nın demin bahsettiğim fiziksel hazırlıkların yanı sıra takımın birlikteliği açısından o kenetlenmeyi tamamıyla başarmış olması lazım.